Peygamber ki bu koku gıdasıymış. Hemen geliyor. Ona geliyor. Ve bir de çok ilginç, çok acayip. Cenab-ı Hak kokudan melaike yaratıyor hemen. Kokusardan hemen ruhaniyat yaratıyor. Melaike yaratıyor. O malzemede. Acayip bir alem ya. Bizim, bize bir açılsa zaten şaşırırız. Alem değil mi? Bir açılsa. Keyifli alem, keyifli öyle diyorlar büyük zatlar. Hüseyin onlar niye büyüktür? Allah'ı çok sevdikleri için hepsi daha iyi bir istatistik. Onlar bizim için büyük olan şeyler onlar için hiç büyük olmadı da ondan büyük. Gayesi büyük olanın davası da büyüktür. Davası büyük olanın da himmeti büyük olur. Himmeti büyük olanın da kıymeti büyük olur. Benim için gaye olan şey ona hiç gaye olmamış. Allah Allah. Ne acayip değil mi? Gidi arkadaşlar. Allah onlara rahmet etsin. Cezakumullah hayren kesira. Allah onlara çok hayırlı cezalar yani mükafatlar versin diye usta dua ediyor. Şefaatten mazhar eylesin. Ya insanlık adına, insanlık aleminde sultanlar, yıldızlar, alamlar, aşmış. Kendini aşmış. Çalışmalarında, terbiyede, ikazda hep kendini hedef yapmış. Hep kendine dönük yaşamış. Yani tahkirde, terbiyede. Biz de işte bilakis. Türcan o şeyi versene. Suyu. Sana sana. Hakikaten. Allah razı olsun. Yapalım. Konuşur konuşur. Sen boğazımız. 15 dakika vermiş doktor tahminde günde. Dedim 5-6 saat konuşuyorum. Sen yapacak hiçbir şey mi? Alman doktoru. Evet. Euzu billahi semil alim mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İslamiyet düşmanlarının yaptıkları taarruz ve hilaf-i hakikat menfi propagandalarına mukabil üniversite nur talebelerinin bir açıklamasıdır. Aziz Sidi kardeşlerimiz, imtihan ve gazanız geçmiş olsun der, sizi tebrik ederiz. Risale-i Nur'un tahkiki iman dersleriyle iman mertebelerinde terakki ve teali edip kuvvetli imanı elde eden nur talebeleri için öyle taarruzlar bir cihetten bir imtihandır ve kömürle elması tefrik eden bir mihenktir. Olaylar çok ilginç ama. Allahu Ekber. Bak bir cihetten bir imtihandır, kömürle elması tefrik eden bir mihenktir. Arkadaşlar, insan bu dünyaya ilk önce kendisini tanımaya gelmiş. Ben Arap'a nefse fakat Arap'a Rabbim. Sonra Allah bile Celle Celaluhu kendisinin tanımanın şartını sen kendini tanı sonra beni tanırsın dedi. Şimdi kendimizi tanımanın bir ölçüsü burada şey yaptı. Ben bilmiyorum kendimi. Hepimiz öyleyiz, bilmiyoruz. Ama önümüze çıkan imkanlar, önümüze çıkan şartlar, olaylar karşısında tepkilerimiz, tavırlarımız, davranışlarımız bizi belirleyen mihenk taşlarıdır. Mihenktir. Olaylar karşısında ne tepki veriyorsun? Nasıl kabulleniyorsun? Nasıl konuşuyorsun? Yani orada sen seni tanıyorsun. Ben kendimi iyi biliyorum. İşini iyi biliyorum. Ama olaylar karşısında en iyi belirleyen, insan kendisi en iyi tanıyan olaylar karşısındaki tavırları, hareketleri, davranışları, konuşmaları vesaireleri, tepkileri. Bunlar
seni sana bildiriyor. Ha ben buymuşum ya. Ben buymuşum ya. Kendimi bak burada diyor ki mihenktir. Ölçüdür. Kömürle elması ayırt eden bir mihenk taşıdır. İnşallah bir fırsat şey olursa günahlar sevaplar var. Günahlar çok lazım. Yani günah yapmak değil. Günah fıtratında olmak. Bir günahların yaratılmasında hayri ve şerideki şerdeki yaratılmasının hikmetini yaparız. O külliyattan toplamış oldum ve tefekkürname kendi defterime yazdım böyle. Günahlar adeta şunu diyeyim de geçeyim. Çöldesiniz. Hedefiniz, yeriniz belli değil. Yani nerede çölde? Veya okyanustasınız, sahil yok. Pusula yok. Şimdi çölde hangi yol doğrudur? Bilinmiyor. O zaman yolun sağına ve soluna taş koysalar. Tak, 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 tak. Ha belirlemiş, yolu belirlemiş. Günahlar budur. Günahlar yoksa sebaplar yoktur. Sebap denilen bir şey yoktur. Sığırın günahı yoktur. Sebabı da yoktur. Kamil bir sığır yoktur. Evliyalardan olan bir sığır var mı? Kafir sığır da yoktur. Onun için sebapları belirleyen haramlardır. Haram, helalları ortaya koyan haramlardır. Yani adeta mihengi taşlardır. Bir de seni sana bildiren mihengdir. Nur talebeleri için Allah'a iman, peygambere ittiba ve Kur'an-ı Kerim'le amelden dolayı hapisler bir medrese Yusufiye'dir. Niye nur talebeleri diyorsun? Kardeşim, 1917'de başlayıp, hasreten hummalı bir şekilde 1950'lere kadar Türkiye'de cereyan eden iki cereyan var, hizb var, savaşan. Yani öne çıkan tabii edenler vardır mutlaka ama öne çıkan iki hizb var. Mustafa Bekufların, Mustafa Sabri Efendilerin, Osmanlı'nın son Şeyhülislam'ı, Mehmet Akiflere kadar Mısır'a kaçtıkları dönem. Bediüzzaman ve karşı karşıya. O dönem. Risale-i Nur'a değer verebilmek zamanı ve çıkış tarihini çok iyi bilmeyle orantılıdır. Niçin çıkmıştır? Niye çıkmıştır? Kime karşı çıkmıştır? Bu ceyranı ortaya çıkartan Risale-i Nur ve Nurculuğu ortaya çıkartan sebep neydi? Adamın da kitabı var. Var yani. Benim diyor, 7. sayfa, dostlarıma en çok kızdım, benim Müslüman söylemeleri diyor. Benim Müslüman olduğumu söylemeleri, en çok dostlarıma onu kızıyorum diyor. Yani yazmış adam. Yani vesaire. Şimdi Risale-i Nur'a değer verebilmek, Risale-i Nur'un çıkış tarihini. Şimdi biz konumuzu sağlıyoruz. Bir yerlere gidebiliyoruz, bir şey yapabiliyorsak. O tarihlerdeki mücadeleye borçluyuz. O tarihlerdeki mücadeleye borçluyuz arkadaşlar. Risale-i Nur kellelerini ortaya koymuş. Bediüzzaman Hazretleri'ne diyorlar işte geçeyim de. Efendim sizi de Arabistan'a, Mısır'a kaçıralım. Hayır diyor, cephe arkasına savaşmayı diyor, şey yapmam diyor. Ben diyor, orada dahi olsaydım buraya gelecektim. Orada dahi olsam buraya gelecektim. Nur talebeler için Allah iman, peygambere ittiba ve Kur'an-ı Kerim'le amelden dolayı hapisler bir medrese-i Yusufiye'dir. Niçin medrese-i Yusufiye denmiş? Her bir mesleğin bir firi vardır. Hak ve hakikat ve dava için hapislere ilk giren peygamber Yusuf Aleyhisselam'dır. Onun için hak ve hakikat için, Kur'an için, İslam için, din için, vatan için hapislere girmek ve hapisler o zaman onlar için nedir? Bir medrese-i Yusufiye'dir. Eğitim yeri peygamberi. Ondan denmiş. Zulüm ve işkenceler birer kamçı birer perçindir. Zübeyir abi diye, Zübeyir diye bir talebesi var Bediüzzaman'ın. Ya arkadaşlar bunun mahkemesinin sebebi ne biliyor musun? İdam verilmiş. Son müdafasını yaparken suçu şu. Kur'an yazmış.
Kur'an'ların yakıldığı, Bulgaristan'a satıldığı, Elazığ'ın, Dersim'in yok edildiği, Rize'nin komple bombalandığı, 1917'den 1926'ya kadar 4 milyon insanın kayıp olduğu Türkiye döneminde, Kur'an'lar yakılıyor ama kitap yanar mı? Yanmıyor. Kitap yanmıyor. Yani yana yanıyor da, bak, kapalı olduğu için. Gömülüyor. Bir kısmı var mı? Bulgaristan'da Osmanlı'nın, Ceddim'in kitapları ne işi var? Nasıl izah edeceksiniz bunu bana? Bulgaristan'da ne işi var? Ve mahkemede şu mevzu şu. Sen Kur'an yazdın. Müdafaasında ne diyor biliyor musun? Şuralarda mevcut. İşkence yapıyorlar içeride. Ayak patlıyor, tuz basıyorlar. Vurdukça da diyor ki vur. Biz burada din konuşuyoruz. Hatta dinlemekte bile endişe edemediğimiz belki de vardır. Olan, hani Türkiye olsa belki nerede endişe edersin. Ulan ne ders yapıyor ya korkmayın. 21 tane benim şeyim var ya. Mahkeme şeyim. Celsem var ya. Çağırmışlar ya. Mahkemede. Bunlar orada da, orada da dedim savcıya. Ama kitap şu sayfa. Piyasada basılmış. Tuz basmışlar. Vuruyorlar. İşkence yapıyorlar. Vur diyor gene. Suçun mevzusu şu. Kur'an yazdın sen. Vallahi kainattan mürekkebi yok etseniz kanımı mürekkep. Kağıdı yok etseniz derimi kağıt yapacağım gene Kur'an yazacağım diyor. Onunla yargılanıyor ve öyle müdafaa ediyor. Estağfurullah ben yani yazdımsa da yani kendim beni kandırmışlardı da şöyleydi de böyle bir kere oldu bir daha olmayacak. Öyle yok. Devam. Demişler ki aman aman bunu hapisten çıkarın. Ondan sonra İdam da etsek bunun şimdi meşhur olacak, şey olacak yani falan olay olacak. Hani hapise de koymayın çünkü bu adam zehirler orayı. Çıkartıyorlar. Çıkartırken diyor ki dur diyor daha şu kadar günüm de var diyor cezam olarak diyor. Beni niye erken çıkarıyorsunuz diyor. Çünkü Medrese-i Yusufiye'de işleri var. Risaleleri, Kur'an'ları yazıyorlar. Oradaki insanlar o vahşi adam öldürenleri ıslah ediyorlar. Bata şey tahta bitine, bu kurtuna ve oradaki haşeratı öldürmez hale gelmiş. Adam öldürmüş mesela. Adamı öldürmüş, adam öldürmüş. Cinayeti bilmem kaç tane bir Trabzonlu varmış. Cinayeti ne kadarmış. Orada da bağlamışlar yani. Orada da zindana koymuş. Tek hücre varmış. O kendisi anlatıyormuş. Kendisi yazmış. Oraya en azılı katilleri koyuyorlarmış. En fazla 3 gün. Onu çıkartıyorlar. Ve dar bir yer. Niye beni çıkartıyorsunuz? Başkasını koyacağız. Ben düşünüyorum ki acaba benden daha hazırlı kim var diyor. Vallahi okudum yani kendisi diyor. Acaba benden daha hazırlı katil kim var ki beni çıkartıp koyuyorlar. Oysa ben içerideydim. Kimse yoktu benden daha hazırlı katil. Ve içeride çıkarken hapishane içinde de kolları bağlı. Hapishane serbest değil böyle vahşi bir canavar adam. Benim yerime dedi Bediüzzaman'ı koydular diyor. Yani bir alim bir adamı koydular. Bir baktım hoca diyor ya. Allah Allah. Hem de kaç ay, kanunen en fazla 3 gün veya 15 gün kalması gerekirken, aylarca. Merak ettim diyor, ne suçu vardı ki diyor, beni mi çıkarttılar diyor, onu koydular, ben diyor adam kesmişim diyor. Sonra meraktan nur talebesi oluyor. Sonra hapiste elini bağladılar başkasını kesmesin diyen adam Bediüzzaman'a kağıt yazıyor öteki komşuya. Tahta biti var diyor. Tahta kurusu var diyor. Beni gece yiyor diyor. Öldürebilir miyim diyor. O da adam öldürürken sormuyordu. Bu öldürülür mü öldürmez mi? Tahta kurduğunu, bitini öldüreyim öldürmeyeyim mi? Bak ne hale gelmiş. Ne demiş savcı? Bediüzzaman hapishaneyi de zehirliyor. Zehir bu işte. Ha, bu adamı zehirlemiş yani zehirse. Ama şimdi o adama dil uzatılıyor. Nesli. Müslümanım dediği insana, Müslüman da demiyor ha benim Müslümanım diye her şeyini feda, uğruna feda ettiği, hayatını, rahatını feda ettiği insanlar böyle. Mesela Sifomov, Müslüman, ha tarikatçı bu diyor. Ha bunlar Süleymancı, bunlar Nurcu diyor. Allah bunlar Müslüman ha, bunlar Hucu diyor, bunu diyen Müslüman. Hu ne olduğunu bilmiyor. Kul hu vallahdaki hu la ilahe illa hu daki hu Allah hu daki hu ve zamir Allah demektir o. Allah demektir. Müslüman Allah diyor ki Müslüman da diyor ki bu Müslüman Allah diyor.
şey takdir ediyor. Bunlar hucular diyor. Sorsan ona hucu ne demektir? Ne bileyim öyle. Bilmediğin şey niye düşmansın peki? Ya düşman olduğu şey Allah'sa? Ya Müslümandan kafire, kafirden Müslümana pek zarar gelmiyor. Mal alınırsa sadaka ve zekat oluyor. İşkencesi kefaret oluyor. Öldürülürse şehit oluyor. Müslüman ise fitne çıkar diyor. Bozgunculuk yapıyor. Hasetçilik yapıyor. Hizmeti dinamitliyor. Darmadağın ediyor. Sizin buralara gelmezdi de çoğusu hoşlanmaz. Ama benim Müslümanım bu. Sorsan o da cenneti bekliyor. Hani Ebu Cehil gibi yaşayıp Ebu Bekir gibi makam bekliyor mesela. Evet arkadaşlar, onun için Risale-i Nur'u anlamak, tarihi anlamak da olur. Tarihi bilmiyorsun. Biz zaten böyle elimiz kolumuz sıcak odada, çayımızın önünde. Risale-i Nur'u akat okumak lazımmış. Kardeşim benim babamın oğlu değil, şartlıdır o. Kürdistan'dadır, ben Lazistan'danım. Allah Resulü Arap'tır. Ama Allah hiçbir yerli değildir. Sahip çıkacaksın sana, kendine. O dönemin eseri, vatan için değil mi, savaşmış Erzurumlara, Pasinlere kadar, Bitlis'e kadar değil mi? Bütün talebelerini kaybetmiş Rus istilasına kadar. Kendisi de esir düşmüş 3,5 sene Kostroma'da, bir Rusluk'ta. Gönüllü alay komutanı, yani aslında askeriyeden değildi. Talebe okutuyordu, savaş çıktı, talebelerin hepsine silah dağıttı, hadi cepheye dedi. Dershaneyi kapattın, hadi cepheye dedi. Sonra savaş bittikten ve esirlikte kampına geldikten sonra, kaçtıktan sonra vatan haini diye yargılıyorlar. Niye? İnsanları zehirliyor. Allah diyor bu. Onun yanına gidenler namaza başlıyor ya. Kur'an arıyor. Kur'an yok ya. Bu devirleri bilen Risale-i Nur'a kıymet verir. Medrese Yusufiye'dir. Zulüm ve işkenceler birer kamçı, birer perçindir. Kadir ilahi bize o hücumlara, o hücumlarla işaret veriyor ki, o hücum ekmeleri. O zaman yazılmış arkadaşlar. Bugün kaleme masaya oturup yazılmamış. 1923'ler, 26'lardaki yazılar bunlar. Bak diyor ki, bu olaylar diyor. Şimdi demiyor ha. Bu olaylar diyor. Geçmiş olaylar demiyor. Bize diyor ki, o hapisler, işkenceler. Haydi durma, çalış. Kur'an ve iman hizmeti uğrunda mahkemelerde konuşmak, nur talebelerince bir dostu ile sohbet etmektir. Karakollara götürülüp getirilmek, çarşı pazara gidip gelmekte farksızdır. Kelepçeler, dini cihad-ı ekberin birer altın bileziğidir. Kelepçeler, cihad-ı ekberin birer altın bileziğidir. Beşerin zulmen mahkum etmesi ise, hakikatta hakkın beraat vereceğine bir delildir. Bütün öyle işkence ve zulümler nur talebeleri için birer şeref madalyasıdır. Demek işkence olmuş ki mi? Öyle diyor yani. Adana Pozaltı'da, Adana Toprak Kale mi diye orada Mehmet abi diye birisi. İftara 10 dakika var, yazıyor. 10 dakika var, karakoldan geliyorlar. Diyorlar ki efendim gel. Şey var, senin kitapların Ankara'dan geldi, karakolda gel al. İftar 10 dakika var diyor. O da diyor ki yarın alsam olmaz mı diyor. Polis diyor ki olmaz. Aldın. Yarın yok. Tamam. İftar, ne olacak iftar neymiş? Gidiyor. Orada döve işkence yaparak öldürüyorlar. Bunu akrabası bildiriyor. Bunu adamı komisermiş bunu yapan. Bir şehre emniyet müdürü yapıyorlar. O zaman Müslümanlara işkence yapmak, yok etmek şefine girmenin tek yoluymuş. Makam almanın yoluymuş o zaman. Düşün o zaman fırsatçıların Müslümanlar üzerindeki zulmü. O zaman anlıyor musunuz? Allah Allah, bak burada diyor. Allah kimsenin üstünü, Allah bizden bir daha göstermesin. Şarkı Kürdistan'ı bombalıyorlar. Böyle toplarla yok ediyorlar. Ya bir millet, bir insan boşuna seninle çıkmıyor ki yani. Karşıma niye çıkıyor? Anlıyor musun?
Ne yaptın ki sana şey yapılıyor böyle? Yani hemen bir şeye düşman oluyoruz arkadaşlar. Hemen bir şeye düşman oluyoruz. Aa, bunlar, ama tamam da bu adam niye böyle yapıyor ya? Niye böyle yapıyor? Ne yaptın sen? Bak şurada nasıl yapmışlar? Anlatıyor. Gidişi. Efendim. Allah. Bediüzzaman'ı zehirlediler. 28 defa, 28 sene hapiste ve 28 defa zehir vermişler. Bak. Bundan 7 sene önce, düz okuyorum. Kanunların çiğnendiği, beşer haklarının çarmıha gerildiği, hürriyetlerin hiçe sayıldığı, şahsı arzu ve ihtirasatın kanunlardan üstün tutulduğu bir devri rezilhanede, Afyon vilayetinin Emirdağ kazasına 80'lik bir ihtiyar bir din alimi sürülüyor. Nüfus kütüğüne kaydettirilip burada ikamete mecbur ediliyor. Tek gayesi Kur'an-ı Kerim'in ahkamını tebliğ, insanları doğruya, iyiye ve namusluluğa sevk etmek olan bir fikir adamı nefyediliyor. Her cephesine kan döktüğü kendi öz yurdundan, Engizisyon mahkemelerinin dahi insanoğluna reva görmeyeceği zulme ve işkencelere tabi tutuluyor. Sakalına, bıyığına, kılık kıyafetine karışılıyor, jandarma dipçikleri altında ölüme mahkum ediliyor. Sürgün olarak gönderildiği yerde dahi rahat bırakılmıyor. Ecdadından misafirperverliği, ihtiyarların, garip ve kimsesizlerin yardımına koşmayı miras alan her Türk gibi, bu kaza halkı da ilmi eserleriyle, efhal ve hareketleriyle müsellem olan bu zatın yardımına koşmayı vicdani bir vazife telakki ediyor. İslam'ın ve ilmin izzet-i vakarını şerefle muhafaza etmesini bilen ve asla dünya zevkleri için mihnet kabul etmeyen bir bu şahsın, siyasi hiçbir parti ve teşekkülle de katiyen alakası yoktur. Türkiye'de iman ve karakter sahibi her fikir adamına yapıldığı gibi, bu kimsenin muhtelif defalar evi aranmış, mahkemelere verilmiş, bütün eserleri, mektupları en ufak teferruatına varıncaya kadar müsaade edilerek süssüz yere hapishanelerde sündürülmüştür. Evet, süssüz yere diyoruz. Çünkü vali ve kaymakamından tutunuz da, karakoldaki jandarmasına varıncaya kadar ustada eza ve cefa etmek, hapishanelerde süründürmek bir vesile-i iftihar, şefin gözüne girebilmek, terfi makam edebilmek gibi süfli hırslarla yanıp kavrulanlar için ise bulunmaz bir fırsat bu olmuştur. Şefe girmek. Şef biliyorsunuz kime dendiğini biliyorsunuz. Şef. Burada kalıyor. Öyle bir dönem ki, bak, öyle bir dönem ki, vesile-i iftihar ve şefin gözüne girebilmek, terfi makam edebilmek gibi süfli hırslarla yanıp kavrulanlar için ise bulunmaz bir fırsat olmuştur. Bu zulüm, bu işkencenin sebeplerini o devrin dine karşı olan temayülünde vicdan hürriyetine ve İslamiyet'e yaptığı baskıda aramak lazımdır. Bu halin o devirde hiç de acayip olan bir tarafı yoktur. Hangi cami, hangi semtte? Hocam, şimdi kesme. Yok, kesme. Bir şey söyleyeceğim. Bu namazı çağırıyorlardı mesela, bizim çocukluğumuzu hatırlıyorum ben. Sela okunmazdı da, haydi namaza, haydi namaza, ölü var, ölü var diye. O da oradan kalma değil mi? Tabii. Bunu söyledim. Bu halin o devirde hiç de acayip olan bir tarafı yoktur. Zira o devirde memlekette dinsiz, materyalist, behimi hislerin zebunu köle ruhlu bir nesil yetiştirilmek istenirken, Çin'den ve Rusya'dan, Avrupa'dan konuşmacı getiriyorlarmış. Çünkü niye? Bu halin o devirde hiç de acayip olan bir tarafı yoktur. Müslümanlar yok ediliyor. Alimler asıl, mesela İskilip Datif Hoca niçin asıldı? Kız mı kaçırdı? Karşılıksız çek senet mi verdi? Adam mı öldürdü? Niçin asıldı? Filmi var değil mi? Hani bez parçası diyorlar.
şey için, başörtü için. Müslümanlar diyor, ne kadar diyor pespay insanlar, bağnaz insanlar. Bez parçası için ısrar ediyor ya, diyor. Tamam Müslümanlar bağnaz. Ve anlayamıyor. Peki bez parçası için ısrar ediyorsa bu cahil, senin için de bez parçasının da pek değeri yoksa niye gül geç diyemiyorsun? Niye senin üzerine gidiyorsun peki? O ısrar ediyorsa cahilliğinden ne diyor? Diyelim, haşa. Sen de alimsin, kültürlüsün ya bu işte çocuk işte veya eksik kafadan, bağnaz. Gül geçsene. Sen niye ısrar ediyorsun yok olması için? Demek ki bez parçası değil. Bez parçası değil, semboldür, simgedir. Onun zatında gözüken dindir. Dinin emridir, Allah'ın emridir. Nasıl ki bir, biz Amerika'nın bayrağını, İngiliz ve İsrail'in bayrağını Türkiye'de yürüyüş yapıp baksalar değil mi hemen? Dünya çalkalanıyor. Oysa biz onun bezini yakmadık ki. Türkiye'de basılmış, Türkiye'de boyanmış, Türkiye'de yakılmış. Bez onun değil ki. Bez kimindir? Benim. Boya da benim. Niçin o protesto çekiyor? O bir semboldür. Değil mi? Filama askeri edebilirsiniz. Şimdi o devirde hiç de acayip bir tarafı yok. Çünkü niye o devirde, o memlekette dinsiz, materyalist, vehimi hislerin zebunun köle ruhlu bir nesil yetiştirmek istenirken, şimdi de öyle. Köle ruhlu nesil türedi. Yani nefsine mağlup, kadına köle olmuş, paranın esiri olmuş, anlıyor musun? Davası para olmuş. Nefsi arzularını tatmin etmekten başka hayatta bir gayesi yok. Bu esir değil mi? Bu köle değil mi? Neresi hürriyet? Hürriyet odur ki kendisine ve başkasına zarar vermemektir. Münazaratta diyor. Şimdi istenirken bu zatın kendi hayatını istihkar derecesini ortaya atılıp hürriyetle, ahlakla, imanla meşgul, hayvani isterin esiri olmayan bir gençlik istemesi ve bu uğurda çalışması elbette hoş görülmezdi. Millet haklarının çiğnenip milyonların sırtından ahtapotlar gibi geçinmiş yer edinenler için korkulacak bir haldir bu. Takipler, baskılar, işkenceler senelerce devam etti. Onunla konuşanların, mektuplaşanların, hizmetine koşanların evleri arandı. Kendileri Afyon hapishanesinde çürültülerek çoluk çocukları sokaklarda sürülmeye mahkum edildi. Onun el yazısı Kur'an-ı Kerim'i ile bunun tefsiri olan Risale'nin parçaları birer hiyanet-i vataniye evrakıymış gibi. Onun el yazısı Kur'an-ı Kerim'i ile bunun tefsiri olan Risale-i Nur parçaları birer hiyanet-i vatani evrakıymış gibi müsaade edilip savcılıklara devredildi. Kur'an'ı devrediyorlar. Kur'an bulundu. Leva. Ayet-i Kerim. Tesbih bulundu. Vay tarikatçılar basıldı. Suç unsuru. Rahle. 5 tane rahle. 20 tane tesbih. 30 tane İşte şu Kur'an şeyi, 3 tane Kur'an, şu kadar leva, suç unsuruna bak. Yani öyle bir devir vardı ki üzerinde bir kalem olsa, kağıt olsa suç. Ha sen buna Kur'an'la bir şey, alakalı bir şey yazacaktın. Ne yazmadın daha belli değil. Ustad da mahkeme diyor. Ya bu soruldu ya cevaba bakın. Ustad da diyor ki her kilbit bir evi yakabilir diyor. Mümkündür. Ama bu ihtimal ve mümkünle kilbitleri yok edebilir misiniz? Bu adam bu kalemle Kur'an yazacakmış veya Kur'an'a ait bir tefsir yazacak veya işte bir ders yazacak. Tamam suç. Kalem ve kağıt taşımak suçtu. Şimdi şaşırıyorsun değil mi? Takki taşıyacaksın. Selam vereceksin. Ezan okuyacaksın Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Oho. Bak ne yapılmış. Bu arkadaşlar 1700 küsür tane resmi mahkemeden geçmiş tarihçiye. Burada yazmış, eğer böyle bir şey olmasaydı bu savcılıktan geçemezdi. Zaten mahkeme kararları arkasında dolu. Kitabı. Bak burada diyor ki savcı okumuş bunu. Böyle bir şey olmadı ya sen niye uydurdun böyle? Niye milleti devletine karşı kışkırtıyorsun? Bak ne yazmış? Onun el yazması Kur'an-ı Kerim'i ile bunun tefsiri olan Risale'nin parçaları birer hiyaneti vataniye bırakı. Vatana hıyanetmiş Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Çünkü o zaman Kur'an-ı Kerim'de yok edilmiş. Yok ediliyor.
O zaman yazıyorlar ama forma forma yazıyorlar. Forma forma varmış ustanın elinde Kur'an'ı tamamen. Hiyanet-i vatane evrakıymış gibi müsaade edilip savcılıklara devredildi. Böyle bir şey olmadı diyen yok. Mahkeme demeyecek mi bunu? Savcı demeyecek mi bunu? Geçiyorsun. O tarihte basıldı ha. Şimdi basılmış kitap değil. 1956'da ustad bizzat kendisi okumuş, Latincesini dinlemiş ve 1956'da resmen matbaalarda basılmış Türkiye'de. 56'da. Öyle bir an geldi ki bu vakaların ceylan ettiği Afyon hapishanesi Allah'a inanmaktan ve onun emirlerini yerine getirmekten gayri hiçbir suçu olmayan masum vatandaşlarla dolup taştı. Onlara riva görülen zulüm, işkence, şeytanları bile dehşete düşürdü, ayuka çıktı, vahşet halini aldı. Nasıl Kudüs-ü Şerif Yahudilerin vahşetine ve peygamberlere yapılan zulümlere sahne olmuşsa, Afyon şehri de insan haklarının çiğnenip vatandaş haklarının çarmıha gerildiği ikinci bir şehir oldu Afyon. 14 Mayıs seçimleriyle çeyrek asır diktatoryası zir zebere edilip çatır çatır yıkılırken, millet kendi mukadderatına hakim olmaktan duyduğu hudutsuz bir sevinç içerisinde bayram ediyor. Bu Demokrat Parti'nin gelmesi. Fakat 14 Mayıs'tan sonra her şeyin değişeceğini beklerken yine görüyoruz ki vali ve kaymakamlar eski alışkanlıklarına devamdalar. Mesela siyasi bir parti Türkiye'ye geçti. Gücü yetmez ki. Devlet başka. Derin devlet diyorlar değil mi? Derin devlet. Biz anlayamıyoruz. Arkadaşlar perde içinde perdeler var. Şöyle diyeyim. Tiyatroda oynayanlar var. Aktör. Halk onu görüyor. Tiyatroyu bir de tertip eden var. Onları bulan, finansman eden, organize eden. Bir de onun arkasında hiç kimse bilmeyen tiyatroyu yazan var. Bu siyasi liderler aktördür, artisttir Türkiye'dekiler. Tiyatroda oynayandır. Arkasında onu organize eden, öne çıkartanlar var. Bir de onun da arkasında onu yazanlar var o tiyatroyu. Halk zahire bakar. Çünkü halk olduğu için, avam olduğundan zahire bakar, hükmeder. Üç tane perde var. Tamam, bu benim parti geldi. Her şey düzeldi. Neyi düzeldi? Halk uyanacak. Halk kendisi düzelecek. Tarih memurları yine konuşan 2-3 vatandaşın peşinde ve yine Bediüzzaman'ın evi tarasut altında, öyle ki bir jandarma çavuşu bile elinde arama emri olmadan Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile meyyit bulunan mesken masumiyetine tecavüz ediyor ve bu cüretkar bir türlü ceza görmüyor. Yine ustanın kılı kıyafetiyle uğraşılıyor. Devri sabıkta olduğu gibi ziyaretine gelenler yine kaydedilip karakollara çağrılıyor. Kendisini milletine hasreden 80 yaşındaki ihtiyar din alimi öldürülmek isteniyor. Hem de Ramazan bayramı akşamı iftar yemeğine zehir konulmak suretiyle. Bir daha okuyorum. Savcılıktan geçen kitap. 1700 küsur mahkeme görmüş kitabı okuyorum. Kendisini milletine hasreden 80 yaşındaki ihtiyar bir din alimi öldürülmek isteniyor, hem de Ramazan bayramı akşamı iftar yemeğine zehir konulmak suretiyle. Bu ne feci, bu ne tahammül edilmez bir haldır. Tecrit edilmiş, yani tek başına bırakılmış, daimi bir tarasut altında, daimi devamlı etrafında ve kapısında zalim şeyler, kapısında bekçi, o içeride ölümle baş başa bırakılıyor. Zehir verilmiş ya, kıvranıyor. Heyat geliniz ey ehli İslam, hep beraber ağlaşalım. Hayır hayır, göz yaşlarıyla, feryat ile tedavisi mümkün değil bu derdin. Allah için uğraşalım. Böyle ağlamayla değil. İlk önce kendin. En büyük hizmet kendine yapılan hizmettir. En büyük saygı kendine saygılı olmandır. En büyük zulüm, en büyük merhametsizlik, nasihatlara, doğrulara kulak kapatmaktır. İnsan en büyük zulmü, en büyük hainliği kendisine yapıyor. Nasihat dinlemeyen insan, kendisine yaptığı kötülükten başka
Kim yapabilir? Ya. Karakollara götürülüp getirilirken çarşı pazara gidip gelmekten farksızdır. Kelepçeler dini cihadın, cihad ekberin birer altın bileziğidir. Beşerin zulme mahkum etmesi ise hakikatta hakkın berat vereceğine bir delildir. Hadis-i şerifte vardı biliyorsunuz. Deccal'ın cennetine giren Allah'ın cehennemine, Deccal'ın cehennemine giren Allah'ın cennetine girecektir diyor. Bunun öyle işkence ve zulümler nur talebeleri için birer şeref madalyasıdır. Ne mutlu ki 30 seneden beri nur talebeleri, ağabeylerimiz bu nimetlere mazhar olmuşlar. Maalesef bizlere ki bizler bu şereflere nail olamadık ve olamayacağız da zira bunları kazandıran devir kapanmak üzeredir. 1900 Osmanlı. Yani istesen de yok. Mesela bizim ilk şeyimiz çok ilginçtir. Karakola jandarmaya götürüldü. İlk ifademiz, suçumuz 80 ihtilali Şişli Emniyeti. Şişli'de emniyeti, jandarma, şöyle askeriye, 80'li, kara tahtaya, Elif, B, T, S, Arapça, yani Kur'an okumayı gösteriyordu teneffüste. İlk suçum, ilk mahkemeye şey yapmak, yani karakola götürmek, ilk bu. Harf inkılaplarına efendim zıtmış. Suç yani. Harf inkılaplarına yasak harfleri öğretmek suçunda. Allah'tan yani elbette ki onların içinde, onları teslim edecek halimiz yok. Çok insan evladı, vatan evladı, Müslüman evlatları var ya. Ondan sonra işte o komutan, yani sen bunu demek istemiştin değil mi yani? Orada onu göstermek de yani bunun tahkir manası değil, yani bu şey falan, el falan var. Tamam hadi. Yani zalim olsa. Risale'nin bu vatan ve millete emniyet ve asayişi temin eden ve kalplere birer yasakçı bırakan imani bir eserdir. İslamiyet düşmanlarının tahrikatıyla olan mutadit mahkemelerde Risale-i Nur'a beraatler verilmiş. Temiz Mahkemesi ittifakla beraat kararını tasdik ederek Risale-i Nur davası kazı-i muhkeme halini almıştır. Kazı-i muhkeme şu, bir devlet sınırları içinde Almanya veya Türkiye bir mahkeme bir şeye beraat vermişse, o beraat verdiği şeyi kazı-i muhkeme olur ve başka bir şehir bunu ele alamaz. Alırsa o zaman devlet içinde devlet olur. Yani tamam sen verdin ama bir de ben bakacağım yani. O zaman yani ayrı bir, her bir şehir ayrı bir devlet. Yani 1700 küsur resmi, 3000'e yakın mahkeme var yani bu eserler hakkında. Böyle bir eser hakkında 3000 küsur mahkeme görmüş bir eser var mı? Bir de bir esere ömür verilir mi? Ona hayatını vakfedilir mi? Böyle bir şey olur mu? Öyle diyor zaten. Asr-ı Saadet müstesna, hiçbir tarihte bir kitaba ömür verilen nesil gözükmemiştir. Varsa koysunlar ortaya. Asr-ı Saadet'te Ashab-ı Suffa vardı. Hani bazıları tahkir ediyor ya. Ya bu böyle bekarlar, fedakar talebeler, vakıflar nereden çıktı ya? Böyle bir şey var mı? Sen İslamiyet'i bilmiyorsan ben ne yapayım? Onların başında Ebu Hüreyre'ydi değil mi? Peygamber Aleyhisselam 300'de 500 arasında Medine'de Ashab-ı Suffa'sı vardı. Öyle mi? Öyle. Yani bir eser hakkında ömür veriliyor. Sana deniliyor ki Allah aşkına bunu al ve 45 dakikada değil 10 dakika okumuyoruz. Ama birileri çıkıp ömür veriliyor. Birileri çıkıp ömür, canını veriyor. Değil mi Mehmet abi anlattım karakola, Toprakkale'ye, Adana'da Toprakkale'ye. Tarihe bakın orada. Karakola götürüp işkenceyle öldürüyorlar, şehit ediyor. Abi bir daha gelmemiş. Mecliste bir şey yaptın, bir konuştun. Tamam. Bir bakıyorsun gece yok. Adam buharlaştı. Ertesi gün yok o adamda. Siyasi kompleler. Hani meçhul cinayetler var ya Türkiye'de şimdi de. O zamanlar Risale-i Nur çıkmış. O zamanlar piyasada şey yapılmış. O zaman eseri. Risale-i Nur'u değer verebilmek, gene tekrar ediyorum, o Risale-i Nur'un çıkış tarihi, mücadeledeki kime mücadeledi, safını iyi bileceksin. Karşısında kimlerin olduğunu iyi bileceksin. Şimdi biz değer veremiyoruz.
10 dakika veremiyoruz. Ömür vermişler. Kur'an mesela arkadaşım. Bir satır oku. Allah için diyorum. 3 satır Kur'an oku. Ya bunun tahakkuk etmesi için, Kur'an gelmesi için Allah aşkına senin lafına Kur'an olabilmesi için kimler ömür vermiş? Kimler kılıca uzatmış kafasını? Bir satır okumuyorsun. Kur'an'ı okumuyorsun. Kur'ansız sineler, Kur'ansız sinelerden, yaşarmayan gözlerden, yalvarmayan dillerden, nedamet etmeyen kalplerden, aç ve fakrını hissetmeyen ruhlardan Allah'a sığınmak lazım. Ya bunlar ömür vermiş ya. Kur'an oku kardeşim ya. Okumazsın. Kur'an saadet-i darin. Tepede de hastalık biniyor işte. Maddi ve manevi. Cinni ve habis ruhlar vesaire. Ruhsal, psikoloji, bir sürü hasta, depresyon, asın belası. Nereden çıktı? Gökten çıkmadı ya bu. Ey gidi kardeşlerim. Kur'an ya. Nasıl gelmiş senin rafa gelene kadar? Bak bakalım. Sana kalsaydı bu tembellikte Kur'an çıkar mıydı ortaya? Temiz Mahkemesi ittifakla beraat kararını tasdik ederek Risale-i Nur davası kazı-i muhkeme halini almıştır. 25 sene mahkemede Risale-i Nur'da suç bulamıyoruz diye karar vermiştir. 25 sene devamlı devlet bununla meşgul olmuş. 25 sene arkadaşlar. 25 sene devletin rejimi Risale-i Nur'la mücadele etmek. Hiçbir şey yapılmamış. Sonra çıkmış biz okuduk mesela şu kadar kilometre tren rayı kurulmuş. Meğer Abdülhamit yapmış. Ama ilk kurulan bakın ya tarih ya bir şey. İlk kurulan fabrika doğru. Beykoz'daki şarap fabrikasıdır. Yani Allah'ın hükümleri hükmetmeyen ve harameti alenen ortadan kaldırıp şarap fabrikasını kuran bir zat ve rejimi nasıldır yani? Yani o işte Risale-i Nur'la uğraşmış. Acayip bir şey. Şimdi nesil uğruna her şeyini feda ettiği o Bediüzzaman ve o talebeler nesil onu tanımıyor. Tanısa da bazıları nasıl da aldanırsa dil uzatıyor hiç çekinmeden. Allah'tan kork ya. Sen Nakşibendi Hazretleri nasıl dil uzatırsın ya? Geylani'ye nasıl dil uzatırsın? Bediüzzaman'a Gazali'ye nasıl uzatırsın ya? Biliyor musun o dili cehennemde yanması da var ha? Sokakta sanki tenkit edilecek, istah edilecek insan kalmamış. Yavru çok ya. 30 seneden beri yüz binlerle nur talebelerinin bir tek vukuatı görülmemiştir. Bunun için Risale-i Nur'un neşrine mani olmaya çalışanlar emniyet ve asayişin düşmanı, vatan ve milletin haini anarşistlerin hesabına bilerek ve bilmeyerek çalışanlardır. Risale-i Nur asayişi temin ediyor. Allah aşkına hanginiz bu dersten çıktıktan sonra silah alıp da bir tevhid dersi, bir haşir dersi, bir nefis dersini dinledikten sonra silah alıp da dışarı çıkıp eylem yapacaksın? Yok. İslah lazım. Biraz önce okuduk ya. Hayır hayır. Ağlamak, feryat, bağırmak da değil. Allah için uğraşalım. Okuyalım değil mi? Oku deniyor. Oku. Oku. Okumadıkça okutamazsın. Yaşamadıkça yaşatamazsın. Anlamadıkça anlatamazsın. Okuyacağız arkadaşlar. Sabahtan akşama ömür verdik. Ne? Bir kısmımız, ömrümüzün bir kısmı uykuda geçmiş. Bir kısmımızın ömrü bugün kaç saati yemekte geçti? Bir de kaç saati tuvalette geçsin? Peki Allah herkes hesabını yapsın. Kaç dakika Kur'an veya Allah adına bir şey okudun? Kaç dakika okudun? Bir kere Kur'an kesin. Sabah kahvaltısı yapmak ne kadar kesin? Sabah kalkar kalkar abdest alıp bir satır en az okuyacaksın. Onun sırrına girmek istemiyormuş. İster okuma. Risale-i Nur'a ilişen hükümeti Risale-i Nur'a ilişen hükümet değildir. Çünkü emniyet ve zabıta anlamış ki Bediüzzaman ve Nur talebelerinde siyasi bir gaye yoktur. Hükümet ilişmiyor ama başka. Bunların meşguliyeti sadece iman ve İslamiyet'tir. İşte o gizli din düşmanlarının taarruzları karşısında Nur talebeleri Risale-i Nur'daki tahkiki iman derslerini verdiği iman kuvvetiyle metin, salabetli mağlup edilmez bir Hizbul Kur'an ve fethedilmez bir kalay kala halindedir. Din düşmanları tarafından
hücumlar oldukça nur talebelerinin Risale-i Nur'a ve ustadlarına olan sadakat ve sebat ve faaliyetleri ziyadeleşir, perçinleşir. Bir talebesi ustadımıza şöyle yazmış. Ey benim aziz kahraman ustadım! Muarızlarımız arttıkça kuvvetimiz çoğalıyor. Rabbi rahmimize hakkı şükürler olsun. Bu sözü de kim demiş biliyor musun? Bosna Hersek lideri Alize Begoviç mi? O demiş. Bilmeyerek Sırplar bizi millet yaptı diyor. Yani biz onlarla şarap yerdik, yerdik, zina yapardık. Hiç onlardan farkımız yoktu. Bizim bir ismimiz vardı. O da her yerde değil. Az bir. İslam, Müslüman. Onu bile tahammül edemeyip bize hücum ettiler. Biz sonra anladık ki biz Müslüman imişiz. Onun için bizi öldürüyorlar. Müslüman olduğumuzu hatırladık diyor. Hatırlamış. Ve bizi millet olarak dirildik. Evet bu kadar şehit verdik ama millet olarak dirildik diyor. O kan diyor o çekirdeğin suyu oldu diyor. O diyor adam kitabında. Millet olmayı yani biz Müslüman olduğumuzu o zaman anladık diyor. Ya bu demişler bu sırf bize niye saldırıyor beraberdik. Bir şey yoktu beraberdik yani. Her şey beraber. Ha bu isimden dolayı İngilizler ne demiş? Yazık ettiniz demiş sırplara. Niye sabretmediniz bir 10 sene daha? Çünkü tamamen yoktu. Böyle bir millet denen bir millet yoktu ki diyor. Müslüman denen bir şey olmayacaktı diyor. İngiliz ya. Şimdi Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi almaya çalışan İngiliz. Niçin alıyor? Alem İslam'la bağını kopartmak için. Orada eritir. Ne olursa olsun yani. Ama en tek Alem İslam'la İngiliz kafir. Yunanistan'ın vetosuna karşı yapıyor mesela İngiliz. Orada da niye 10 sene daha sabretmediniz diyor. Böyle bir millet zaten yoktu diyor. Tamamen silinecekti diyor. Şimdi diyor dirildi diyor bir millet. Ne acayip ya. Cenab-ı Hak boşuna vermiyor. Evet o bir zamanlar ki karanlıktı, zulümattı ve eşit-i zulüm ve istibdad-ı mutlak devrinde herkes susturulmuş. Bak herkes susturulmuş. Fakat tek bir kimse susmamış ve susturulamamış. O tarihi bakarsan kim konuşuyor Allah aşkına? Osmanlı'nın son Şeyhülislam'ı ne yapsın adam? Mustafa Sabri Efendi. Mısır'da. Mehmet Akif Mısır'da. Biliyorsun Mehmet Akif Usta'nın talebesi. Burada bir şeyi var. Şeker Cihan'a diyor. Bediüzzaman İstanbul'a geldiği zaman gazetelerde bir kötü haber çıkardı. Biz üzülürdük. İyi haber çıkardı. Sevinirdik. Sonra Bediüzzaman'a gidip akşam sorardık. Bakarız ki üzüldüğümüzün arkasında rahmetin cilvelerini gösterirdi. Sevinirdik. Sevindiğimiz hadisenin arkasındaki planları söylerdi bize diyor. O zaman üzülürdük diyor. Ondan sonra karar verdim ki okuduğum ve duyduğum bir şeyi Bediüzzaman'a sormadıkça diyor. Mehmet Akif'in sözleri. Daha ona sormadıkça ne üzüleceğim ne sevineceğim. O da oralarda. Ne yapsın? Biliyorsun Çanakkale'ydi Mısır'dan yazmış. Ne işi vardı bu adamın Mısır'da? O Abdülhamit'in etbağı, Osmanlı'nın nesilleri, hanedanının sürüldüğü, atıldığı, söküldüğü dönemler arkadaşlar. Camilerin yıkıldığı dönemler yani. Bediüzzaman susmamış, susturulamamışlar. Bakın tarih fazla uzun değil. Sana neler yapılmış? Ecdadınla alakan kesilsin diye Risale-i Nur bir vazifesi de nedir? Seni ecdatla bağlıyor. İslam'ın ve Kur'an'ın ruhu olan mana yazılarını Risale-i Nur'la tekrar dirildi, millette daha dirilecek. Yani bir milletin kültürü, ruh yapısı ve seviyesi ve mantığı ve düşünce ve ufkunu anlatan kullandığı tabirlerdir. Yavru sanki Yahudi'yi taklit etmekte yarışıyor. Saf Müslüman. Baz. Ondan sonra çocuğun ismini koymuş. Kaya. Demir. Ulan çocuğa kaya diye diye kafası oldu kaya ya hakikaten. Demir diye diye. Acayip bir şey ya. İnsan, bir insana iyisin iyisin 40 defa desen hakikaten iyileşmez. Psikolojidir bu yani. Adama kaya 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 diye oldu hakikaten kaya ya. Laf anlamıyor yani. Anlamıyoruz. Risale-i Nur seni bir de tabirleri ecdada bağlıyor. Ecdada kopartmıyor. Ve Risale-i Nur tabirleriyle inşallah İttihad İslam'da Türkiye'de gene bu tabirlerle ecdadın o ruhu canlanacak. Bu tabir.
Nur talebeleri evvela kendi imanlarını kurtarmak, bununla beraber din kardeşlerini de imanlarını kurtarmak için Kur'an-ı Hakim'in yüksek ve parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur'u okumuşlar ve okutmuşlardır. İmanlarını kurtarmaya çalıştıkları ve rıza-i ilahi için Kur'an'a ve imana Risale-i Nur'la hizmet ettikleri sırada, maruz kaldıkları hücum ve taarruzlara hiç emniyet vermeyerek, o gizli din düşmanlarının tasallutlarını, saldırışlarını kendileri için iman ve Kur'an hesabına birer kamçı, birer teşvikçi hükmüne geçtiğine kanaat getirmişlerdir. 30 senelik bu nevi hadisatın ve bu nevi tarasudatın neticeleri bu millet-i İslamiye muhacesinde meydandadır. Risale-i Nur'un yeni ve müştak talebeleri olan kardeşlerimiz, sizler de böyle bir ustadın, size diyor bak, Risale-i Nur'un yeni ve müştak talebeleri olan kardeşlerimiz, sizler böyle bir ustadın ve böyle bir eserin talebeleri olduğunuzdan sizlerin de bu semerelere ve meyvelere mazhar olup, nurlarla daha ziyade sarılarak, nurlara daha fazla sarılarak, hararet ve iştiyakınız daha fazla ziyadeleşmiş olarak nurları sebat ve sadakatle okumak derecesine nail olacağınızdan, Risale-i Nur'ların sebat ve sadakat, biliyorsun Peygamber Aleyhisselam, bir ameli bir anda çok demiyor. Az olup devamlı olan. Sebat. Bir insanın hayatındaki mahkemesini, ruhtaki oturaklılığını hayatındaki sebatla anlaşılır. Kararlılıkla. Bir bakıyorsun böyle böyle, bir bakıyorsun böyle böyle, bir bakıyorsun böyle böyle. Ne zaman ne yapacağı, nereye ne tepki vereceği belli değil yani. Hayat kararsızlıklarla, dengesizliklerle dolu. Olmuyoruz ki. Niçin? Niçin hayatımızda maddi meselelerde öyle? Maddi meselelerde de kararlılık yok. Sebebi ruhta bir karar kılınmamış. Ruhta. Yani böyle dini eserlerde dini bir şahsiyetimiz oturmamış. Yani hayatımız oynak daha. Kırılgan ve kaygan bir zemin üzerinde ruhumuz bina edilmiş. Kaygan ve kırılgan. Yani oturmamış bir şahsiyet. Dini bir şahsiyetimiz taşlar oturmamış. Ne zamana kadar? 40'a kadar yaptınız, yaptınız. 40'tan sonra daha zor. Hiç mi olmaz? Olur ama değiştirmeniz, kendinizi değiştirmeniz çok 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 zordur. 40'a kadar her an o şahsiyetini, çünkü 40'a kadar oynaktır. Onun için nübüvvet 40'tan sonra, asfiyalık 40'tan sonra geliyor. Kaç yaşındasın sen? 41. Bundan sonra senin huyun değişmesi zordu. Bir dergide gördüm ama hiç mi? Hayır. Çok zor. Yani genç gibi değilsin artık. Bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisi var. Ahmet bin Hanbel'den naklediliyor. Bir dağın kayıp yürüdüğünü duyarsanız inanınız. Ama bir insanı 40'tan sonra bir insanın ahlak, huyunun değişeceğini duyarsanız inanmayız. Zor. Çok zor. Ruhtaki karakter, oturuş 40'tır. Onun için büyük zatların, peygamberlerin mağara çilesi 40'la başlıyor. 40 gün, 40 sene, 40. Ha, ondan sonra artık 40'a kadar elde edilen istidat ve kabiliyet çekirdeklerini imbisat başlıyor. 40'tan sonra genişleme. Ne demek? 40'a kadar inkişaf. 40'tan sonra inkişaf. Ne demek inkişaf? Hedeften hedefe. Bir noktadan bir noktaya. Ama 40'tan sonra genişleme. Sesi mesela burada inkişaf ediyor. Yani yayılarak geliyor. Ama o bir yerden bir yere inkişaf ediyor. Onun için ister inan, ister inanma. İstersen uyu. Zaten dergilerde öyle yazmışlar hep Türkiye'de. Uyu uyu yat uyu. Uyu uyu yat uyu yat. Şimdi sen bu işlere lakayt kalmakla acaba bu işler olacağını mı zannediyorsun? Sana şu derslerin hesabı sorulmayacak. Bana da soracak. Sana insan falan yere gitmiştin. Ey Yarabbi ben işte Almanya'daydım, kötü şartlardaydım Yarabbi falan. Ama öyle şartlar, o ortamlar yok muydu? Yok muydu? Tamam aldırış etmemek çare değil ki. Nurlara ziyade sarılarak, hararet ve iştiyakınızı daha fazla ziyadeleşmiş olarak nurları sebat ve sadakatle okumak derecesine nail olacağınızdan hem sizleri ruhu canınızla tebrik ediyoruz,
hem sizlere binler selam ve dualar edip dualarınızı bekliyoruz diyor. 1926'da ki insanı size böyle diyor. Dua. Peki dualar geçerli mi? Çünkü alemi gayb zaman ve mekanla münezzeh olduğu için zaman yoktur. Dün bugünü yarın yoktur. Yani senden dua beklediği gibi senin duaların da ona gidiyor. Onun duası da sana geliyor. Evet. Bir saat oldu değil mi? Bir saat 45 dakika veya en fazla şey. Burada duralım. bu tarihçi hayat, tarihçi hayattan okudum. Tarihçi hayatı, hani o tarihi iyi bilmek dedik ya, tarihçi hayatı okumak adeta Kur'an'da la teşbih ve la temsil. Kale Musa, kale Firavun. Musa ve Firavun hadisesi. Çünkü Musa'yı 3000 küsür sene tarihin derinliklerinde ararsan sen Musa'yı anlamadın. Sen Kur'an'ı anlamadın. İbrahim'i tarihin derinliklerinde arama. İbrahim burada, bu asırda. İbrahim var. Nemrut da var. Her asırda Musa var. Firavun var. Her asırda Muhammed var aleyhissalatü vesselam. Ebu Cehil ve Etba'a var. Anlıyor musunuz? Eğer tarihin derinliklerinde bir hakikat olsaydı, simgesel bir tarihi bir mana olsaydı, Kur'an canlı ve ruhludur. Mazi ve müstakbeli olmayan Kur'an'ın mevzusu olmayacaktı. Ya, onun şahsında ve hareketi altında sana verilmek istenen mesajlar var. Yani zamanın Musa'sı var, aynı ruh. Firavun aynı ruh. Ha şimdi Firavuncuklar var. Eskiden Firavun bir site gibi, bir şehir değildi Firavuncukluk. Firavun zaten bir adamın adı değil. Ramses galiba o Musa Aleyhisselam karşısında olan. Dördüncü Ramses mi? Neymiş yani? Adı batsın hepsini. Yani o silsilenin, o davanın ruhunu taşıyanlara Firavun denmiş. Yoksa adamın adı Firavun değil yani. Nemrut da öyle. Ebu Cehil adamın adı değil ki. Cahillerin babası. Onda gözükmüş ama güzel. Aynı ruhu taşıyanlar onun şemsesi altında. Şehid-i Şühe'de Hazreti Hamza diyoruz. Şehitlerin hakikatını zatında taşıyor değil mi? Şehid-i Şühe'de. Seyit aynısı değil mi? Onların şeyi olacak. E şimdi tarihçi hayatta Kale Musa, Kale Firavun, Nemrut ve İbrahim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil ve Etba hadisesini anlatıyor. Bir kişinin hayatı değil. Hayat isimler semboldür. Bizi fazla ilgilendirmiyor. Mesela Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'ın simge değil mi? Simge de. Çünkü niye? Huvel evvel vel ahir ve zahir vel batın. Bak zahir var. Bir ayetin hem zahiri var, hem batını var, hem sucunu var, hem gusunu var, hem fununu var. Evveli, ahiri, zahiri, batın. Şimdi zahirde anlaşılan var, batında var. Evveli var, ahiri var. Dalı var, budağı var. İşte tarihçi hayat o tarihteki ruhların çarpışmasını önümüze koyup, peki ne işimiz yani? Tarih mi almak? Hayır. Seni tahrik ediyor, seni dolduruyor. Seni ecdadına bağlıyor. O ruhu sana hatırlatıyor. O ruhu canlandırıyor. O ruhlar ruhlanmanın sebebiyetini veriyor. Ve ahir davahu min elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha temas salavat.